Seçim 2023'ten merhabalar. Bugünkü konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkan ve aynı zamanda Bursa Milletvekili adayı Sayın Ekrem Afatlı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bizlere, izleyenlere, dinleyenlere, Bursalılarımıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve Türk İslam alemine hayırlı günler dilemek istiyorum. Şimdi tabii e, meslekte eskiyince hatıralarda çok eskiyor. <laughs> evet. Şimdi Ekrem Bey'le de biz çok e, uzun yıllar rahmetli Muhsin Başkan'ın e, hayatta olduğu dönemlerde işte 99-2000'ler e, il başkanıydı Ekrem Bey. Sonrasında MYK, MKYK partinin birçok e, alanında görev yaptı bir süre bir ara gibi durumları oldu. Ama sonra tekrar Genel Başkan Yardımcısı olarak başladı e, ve aktif bir şekilde de devam ettiriyor. E, zaten görenler e, hatırlayacaktır. Ulusal kanallarda da bu ara Ekrem Bey bir hayli popüler. Ee, ben de kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum teşekkür ve edeyim, hemen seçimlere geçmek istiyorum. Şimdi bizim aslında e, format planımız şu. E, sadece Bursa ve Bursa seçimlerini konuşmak. Çok Genel siyasete girmemek. Ama evet. sizin şimdi genel başkan yardımcılığı kısmı olduğu için e, İsmet Bey geldiğinde büyük hatamın o da genel sekreter. E, genel başkan yardımcılığı düzeyinde olunca tabii genel siyaset. Ama önce Bursa ile başlayalım isterim Ekrem Bey. Evet. E, Öncelikle hayırlı olsun ittifakta olmanıza rağmen kendi listenizde giriyorsunuz ve uzun yıllar sonra belki de işte birer tane belki birinci bölge ikinci bölge ben olabilir diye düşünüyorum sizden daha doğrusunu dinleyeceğiz nasıl hazırlandınız nasıl başlıyorsunuz strateji nasıl normalde il başkanı aldığımızda işte listeler nasıl belirlendi diyoruz. Onlar da diyor ki genel merkez belirledi. Ama sizin şimdi genel başkan yardımcılığınız da var. Bu listeler nasıl belirlendi sizde? Evet öncelikle ben teşekkür ediyorum. İnşallah 14 Mayıs'ın özellikle Bursa'mıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve e, ikinci, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını seçim bu. Çok önemli, gerçekten çok önemli. Bu noktada hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Şimdi e, özellikle siyasi partiler tabi e, demokrasi adına e, ülkenin e, birliği adına ülkenin varlığı adına çalışan siyasi partilerden bahsediyorum. E, neticede mevcut sistemleri cum e, mevcut sistemlerinde milletvekili seçimlerini genel merkez e, planlıyor. Yerel seçimi yerel e, teşkilatlar planlıyor. Tabii biz aslında işte az önce de bahsettiğiniz şehidimiz, ebedi siyasi liderimiz, Başkanımız döneminden itibaren de seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, seçimin ve siyaset siyasetin daha demokratik hale getirilmesi noktasında önerilerimiz vardı. Bu önerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla ve şu andaki yetkililerle de paylaşıyoruz, paylaştık da biz aslında tabandan tavana yapılan e, üyeliğin e, seçim kurullarına müracaat et, etmek suretiyle yapılması üyelerle, siyasi partilerin üyeleriyle ön seçimde adayların belirlenmesi ve genel merkeze merkezede yaklaşık yüzde on beş, yirmi gibi bir kontenjanın bırakılması genel merkeze ve genel başkana. Çünkü çalışacak ekibinin de belirlenmesi seçilmesi noktasında. Böyle bir sistemin aslında olması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümet yetkililerine de ilettik. Kurulduğumuz günden bu yana da biz bu sistemi savunuyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak şunu yaptık bu seçimlerde. 11 vilayette e, teşkilat yoklaması yapıldı. E, diğer vilayetlerimizde mülakat sistemi yapıldı. Mülakatlarda ben de vardım genel merkez yöneticisi olarak. E, e, teşkilat yoklamasında da İstanbul teşkilatının yoklamasının da e, bir fil bana görev verilmişti. Ben de orada arkadaşlarımızla bu noktadaki tercihlerin sıral sıralanmasını. ...seçimini yaptık. Oylamasını yaptık. Burada şunu çok net söylüyorum. ben, yani Büyük Birlik Partisi olarak şunu çok açık ve net ifade ediyorum ki... ...mesela İstanbul bana verildiği zaman... ...İstanbul'da... ...sadece oy kullanmak için... ...bakınız... ...3 saat, 4 saat bekleyen partilerimiz vardı. İnanılmaz bir şey. Ve onların bütün sonuçları... Yani bu aday da, belirlemek için... Aday baktılar. belirlemek için tabii tabii. Yani, ve o, o ıı, sıralamadan çıkan sonuçlara da... ...genel merkezimiz... ...yüzde %99 oranında uydu. Büyük Birlik Partisi olarak söylüyorum. Tabi diğer siyasi partiler teşkilat yoklamaları yaptılar, ön seçim yaptılar ve bunun dışında da diğer usulleri belirlediler ama neticede bu siyasi partilerin, siyasi partilerin genel merkezlerinin aldığı karar, biz Büyük Birlik Partisi olarak özellikle çevresinde ve tabanda sevilen adayları Seçilebilecek adayları ve e, bu noktada da e, tabanın problemlerini, vatandaşın problemlerini gazi meclisimize taşıyacak adaylarla yol alma noktasında. Yani sizde e, listeyi gösterdik. teşkilat mı belirledi? Büyük Bizim listemizi büyük oranda teşkilatlar belirledi, e, teşkilat yoklamalarıyla belirlendi, e, ondan sonra mülakatlar yapıldı ve bunlara da genel merkezimiz yüzde 99 oranında uydu. Listelerin belirlenmesi noktasında söylüyorum. Tabii ki genel başkanımızın ve genel merkez yöneticilerin mutlaka bu noktada etkileri oldu ama bu e, şu anlama gelmesin. Mesela Bursamızda e, bir siyasi parti e, biliyorsunuz yok. ön seçim yaptı. Ön seçimde ikinci sırada çıkan bir hanımefendi vardı. Listede daha iyi yok. Dolayısıyla bu anlamda çok büyük cümleler kurarak e, çok ciddi iddialar ortaya atarak sonuçları böyle olursa bu bir kere şuna e, e, şunu zedeliyor. Her şeyden önce ciddiyetinizi zedeliyor. Her şeyden önce demokrasiye olan inancınızı zedeliyor. Her şeyden önce e, yapılan işlemin sonuçlarının doğru yansımadığının göstergesi de oluyor. O açıdan biz özellikle parti içi demokrasiye e, genel anlamdaki siyasetin şeffaflaşmasına fırsat verecek şeyleri ortaya koymamız lazım. Yani siz ön seçim yapacak, yapıyorum diyorsunuz, e, temayül yapıyorum diyorsunuz, mülakat yapıyorum diyorsunuz. Fakat buna uymuyorsanız o zaman başka şeylere de şikayet etmeye hakkınız olmuyor. Ama bizim e, usulümüz, Büyük Birlik Partisi'nin Merkez Karar Kurulu'nun aldığı usulü biz sonuna kadar aday belirlemelerinde uyguladık. Şimdi Ekrem Bey birinci bölgede birinci sırada siz varsınız. Ee, <laughs> i̇kinci bölgede de <laughs> çok pardon Ceyhan İnci var birinci sırada ve devam ediyor işte 10-10-20 kişi. Ben Asan e, Hasan Uslu Bey'i çok eskiden yine tanıyorum. Yıldırım İlçe Başkanlığı evet. da yapmıştı döneminde. E, çok tanımıyorum onun haricinde. ...dediniz yani teşkilat... işte ...hem bize faydası olacak hem vatandaşın derdine çözüm olacak... ...kişileri biz burada... ...genel ortak özellik ne çıktı listede? Yani şimdi düz bir aday olsanız... ...tabii ki sadece size soracağım ama sizin bir de genel başkan yardımcısı yani olarak... ...Bursa üzerinde de şüphesiz ki patronajınız olmalı... ...bilginiz de vardır dolayısıyla... ...burada mesela... ...adaylarınızı da Bursalıların tanıması açısından... İşte evet. neye dikkat ettiniz? Mesela AK Parti hukukçuları çok sever. Genelde listelerinde hukukçular ağırlıktadır evet. falan. İşte mühendisler öyleler evet. falan filan. Sizde durum nasıl adayların? Şimdi biz biz e, öncelikle şunu ortaya koyduk. Birincisi e, tabii ehliyet liyakat diyoruz. Ehliyet liyakatli partimizi, teşkilatlarımızı tanıyan, hareketimizi bilen, hareketimizin başlangıcı, ortası, sonu ve gelmiş olduğu noktalardaki kırmızı çizgilerimizi bilen biliyorsunuz biz özellikle Büyük Birlik Partisi olarak devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin istiklali ve istikbali, tek bayrak, tek devlet, tek vatan bu konularda asla taviz vermiyoruz. Anadolu insanının kanun tok başı dik yaşaması noktasındaki irademizi ortaya koyuyoruz. Alevisi, Sunnisi, Kürdü, Türkmeni, Çerkezi kim kendini nasıl ifade ediyorsa e, özgürce yaşayabileceği bir ülke hayal ediyoruz. Adıyeten'den Çin Seddine kadar kaynaşmış, birleşmiş bir Türk dünyası hayal ediyoruz. İşte bu bizim genel hatlarda ifade ettiğimiz ya ilkelerimize sizin bağlı. Sizin ideallerinize, ilkelerinize uygun profili seçtiniz, tamam. Bunu bunu seçtik. Birincisi bu. İkincisi özellikle yerli adaylar noktasında biz e, hassasiyet gösterdik. E, ben Bursa'nın doğma büyüme Bursalıyım. Annem Keles Kozbudaklar köyünden. Ee, ...baba tarafım 1951... ...Bulgaristan göçmeni... Ee, ...tabii buradan giden Türklerden... E, ...buraya göçmüş olan... ...bir, bir babanın evladıyım... Ee, ...Bursa'da doğdum, Bursa'da siyaset yapıyorum... ...Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bu yana da... ...Büyük Birlik Partisi'ndeyim... ...altı tane şu anda... ...dağ yöresinden Büyük Birlik Partisine adayımız var... Ee, ...daha ziyade... ...Bursalı, yerli, milli... E, ...Bursa'yı bilen, Bursa siyasetini bilen... ...Bursa'daki sorunlar ve problemleri bilen arkadaşlarımızı listelerimize koyduk. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Büyük Birlik Partisi'nde birinci sırayla onuncu sıra arasında hiçbir fark yok. Bakınız. Ee, çok şükür biz hemen listelere yayınlandıktan sonra hemen ertesi günü il başkanlığımızda, il başkanımız gençte bir il başkanımız var. Çalışkan, gayretli, fedakarca çalışan bir kardeşimiz var. O da avukat kendisi. Hemen il başkanlığımızda adaylarımızı topladık. 20'si de tamamı geldi. Birinci bölge ve ikinci bölge adaylarımız. Bakın ilk günü... ...hemen listeler... ...netleştiği gün... ...adaylarımız çalışmaya başlamışlar. Hatta ben... ...onuncu sıradaki adayımıza... ...orada kendisini tanıtırken de... ...şey yaptım, ona özellikle teşekkür ettim. Kendisi... ...ailesi, eşi... ...onuncu sırada bakınız yani... ...onuncu sırada inanılmaz bir çalışma içerisine girmiş. Dolayısıyla... Büyük Birlik Partisi'nde şu anda e, inanılmaz bir birlik ve beraberlik var. İnanılmaz bir e, özveri var, inanılmaz bir çalışma, gayret ve isteği var. Bizim açımızdan ilkelerimiz, değerlerimiz, ülkemiz, hareketimiz ve davamız önemli. Alperen Ocakları Vakfı'mızın gençleri e, sağ olsunlar ben de Alperen Ocakları Vakfı'nın kurucularındanım. E, geldiler desteklerini e, ifade ettiler. Onlar da alanda gençlerimiz de şu anda alanda çalışıyorlar ve biz gerçekten Türkiye'nin geleceği istikbali ve istikbali noktasında bir adım, bir katkı nasıl koyabiliriz bunun derdindeyiz şu anda ve ben şöyle söyleyeyim Büyük Birlik Partisi 30 yıllık siyasi geçmişinde biliyorsunuz 82 Anayasa Anayasasının darbe Anayasasının ürünü %10'luk gibi bir baraj vardı. Antidemokratik bir baraj vardı. E, Büyük Birlik Partisi her dönem Musim Başkanımız, şehidimizi e, bize evet biz sizler dürüst ahlaklı ve ülkenin geleceği noktasında e, sizleri seviyoruz. Güzel işler yap, yap, yapacaksınız. Ancak baraj var, Türkiye barajı var diyorlardı. Bakın şu anda bu seçimlerde biz 30 yıl sonra barajsız bir seçime giriyoruz e, ve barajsız seçim dediğimiz zaman da Biliyorsunuz yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımızı halk seçiyor. 14 Mayıs tarihindeki seçimlerde bir tane Cumhurbaşkanlığı pusulası olacak. Orada birinci sırada bizim de adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız var. Biz Büyük Birlik Partisi Alper Ender ve Sayın Cumhurbaşkanımıza oy verecekler. Orada birinci sıradaki pusulaya evet oyu basmak suretiyle, mühürü basmak suretiyle oraya oyunu verecekler. Final'e erken geldiniz. Ekrem Bey. Daha oraya geleceğiz. He, ama ee, şu önemli. Bakın şu çok önemli. İkinci sıradaki pusulada da yani e, milletvekilliği gazi meclisimizde de Cumhur İttifakı içinde Büyük Birlik Partisi var. Cumhur İttifakı. Bir de şansınızı Kurada ilk sıraya geçtiniz. Evet yani Rabbimin e, nasibi. İttifakta ilk evet, sıradasınız. Dolayısıyla bakınız burası çünkü çok soruluyor. Yani Cumhur İttifakı partileri 4 siyasi parti toplamı yüzde yediyi geçtiği zaman ki yüzde7'yi geçiyor orada bir baraj yok Biz 30 yıl sonra ilk defa barajsız bir seçime giriyoruz ee, yukarıda birinci sırada Cumhurbaşkanlığında Sayın cumhurbaşkanımız aday orada e, birinci sıraya oylarını veriyorlar milletvekilliği seçimlerinde de Cumhur İttifakı'ndaki partilerden de birinci sıradaki partiye Oy veriyorlar. O parti kim? Büyük Birlik Partisi. Şimdi ben bunu ittifak orta partilerimize söylediğimiz zaman şöyle diyorlar. Evet bire, bire, bire birinci ve birinci diyorsunuz. Evet. Birinci sıra ve aşağıda da birinci sıraya oy verdiğiniz zaman zaten mesele halloluyor. Alperenler Büyük Birlik Partililer de gazi meclisimizde Allah'ın izniyle sizlerin temsilcisi oluyor. Yani bu sistemde 70 bin olur. 80 bin 90 bin 100 bin olur. Ee, o oyu aldığınızda o bir seçim bölgesini bir milletvekili gidiyor. Tabii. Bir 80 bin, 100 bin daha geldi. ikinci milletvekili çıkıyor. Tabii. Dolayısıyla e, hakikaten e, Cumhur İttifakı içerisinde de ilk sırada büyük birliğin olması da e, bir artı oldu ve e, yıllardır ya işte vereceğiz ama yüzde on baraj var e, milletvekili çıkaramayacağız. bizim oylar da boşa gidecek endişesi evet, aynen öyle. Evet. bu seçimde yok. Dolayısıyla biraz da e, kantara çıkacağınız bir seçim olacak. Evet. Tam da onu soracaktım. E, i̇ttifak çatısı altında Ak Parti listelerinden girip işte deva ee, gelecek vesaire ee, Saadet gibi partilerin millet İttifakı'nda CHP listesinden girdiği gibi işte atıyorum Ak Partiden 10-20 ne çıkarsa işte o pazarlıklarda ya da görüşmelerde o şekilde girmek garanti almak varken risk almadınız mı Genel Merkez Yönetimi olarak? Şimdi Cihat Bey tabii şöyle ben şöyle ifade edeyim Büyük Birlik Partisi. 30 yıllık siyasi geçmişinde e, her dönem milletim diyen bir siyasi parti, ülkem diyen önce ülkem, önce milletim, önce Anadolu insanı diyen bir siyasi parti. E, dolayısıyla biz e, çeşitli pazarlıklar da yapabilirdik. Yani biliyorsunuz iki tane ittifak var. Bir Cumhur İttifakı, ikincisi Millet İttifakı. İttifakı. Büyük ittifaklar bu, bu anlamda söylüyorum. E, Cumhur İttifakı'nın ana motivasyonu e, bir ittifak olmasa, seçim işbirliği yapmasa, kendi siyasi partiler kendi adı, amblemi ve kendi özgün adaylarıyla seçimlere giriyorlar. Millet ittifakı kötü bir koalisyon örneği. Biliyorsunuz e, tabii gençlerimiz belki son 21 yılı e, tek parti e, hükümetinin idare ettiğini biliyorlar ama biz demokrasi tarihime baktı, baktığımız zaman. 10 yaşından zaman, önce de aklı o konulara çalışmaz. Dolayısıyla 31 sene falan yapıyor. Tabii yani. aşağı yukarı o yapıyor. Dolayısıyla yani biz 1960 çok partili rejim ve 60 sonrası 80 darbesinde ortadan kaldırdığımız zaman ortalama aşağı, yukarı bakınız bir buçuk yılda bir hükümet değişmiş Türkiye'de. Altı ayda hükümetler değişti. O pazarlıklar, kirli pazarlıkları biliyoruz. Yani siyasetle ilgilenenler, siyasete meraklı olanlar onları biliyor. Dolayısıyla Millet İttifakı e, sadece motivasyonu, sadece e, istek ve arzusu e, sayın Cumhurbaşkanımız gitsin, yerle yeksan olsun. Ondan sonra bakarız bir anarşist, anarşist mantığıyla, anarşist yaklaşımıyla hareket ediyorlar. Onlar kötü bir koalisyon e, ortaklığı söz konusu. Yani masaya baktığımız zaman bunlar konuşabiliriz. Saatlerce konuşuyoruz bundan ama seçim sattı haline girildi. Dolayısıyla Cumhuriyet İttifakı'nın ana mantığı bir seçim işbirliği. Dolayısıyla ayrı ideallerimiz, ülkülerimiz, hedeflerimiz ve davalarımız var. Ama üst kimlik olarak davamız gerçekten bu Anadolu insanının artık e, karnı tok, e, sırtı pek, anlı dik bir şekilde yaşaması. Devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin istiklali, istikbali az önce bahsettiğimiz gibi ve Türkiye'nin kazanımları noktasında özellikle savunma sanayindeki kazanımları, işte doğalgaz rezervlerimiz, iç ve dış düşmanlarımıza karşı birlik ve beraberliğimiz, Türkiye'de yapılan yatırımlar. Bakınız şimdi ben yeminli mali müşavirlik yapıyorum. Mesleğim gereği de ekonomiyle de yakından ilgileniyorum. Şimdi Allah aşkına ben size şunu soruyorum. Yani e, yatırım, istihdam, üretim, dış ticaret açığının kapatılması. Şimdi böyle bir modele de ne, neden hayır dersiniz? Yani siz üretimin yapılmasını, yatırımın yapılmasını, e, sıcak paradan ziyade e, yurt dışı sermayenin getirilmesine niye hayır dersiniz? Dolayısıyla şimdi Sayın Kılıçdaroğlu işte 300 milyar dolar getireceğim vesaire vesaire şeyler söylüyor. Biz artık Anadolu insanının ve bu coğrafyanın milli ve yerli kaynaklarının harekete geçirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz kurulduğumuz günden bu yana da zaten bu ekonomik modeli destekliyorduk. Yani üreteceksiniz, yatırım yapacaksınız, istihdamınız artacak, dış ticaret açığınız azalacak, güçlü olacak, ekonomik anlamda güçlü olacaksınız ve özellikle savunma sanayindeki gözüktü, görüldü, Bakınız şu anda İHA'larımız, SİHA'larımız, Hürkuş'umuz, Kızıl Elma'mız, e, TCG e, savaş gemimiz, yani dünyada bakın dünyada bir ilk İHA-SİHA savaş gemimiz var. Kendimiz yaptık. Bu teknoloji, uzay teknolojimiz, TOG'umuz, bakın Bursa açısından ben bak bir soruyorum. Şimdi bu anlamdaki e, gelişmelere ben muhalefetin de sahip çıkması gerektiğini şunu demeleri lazım. Bakın hayat dinamik. Hayat o kadar dinamik ki mevcut kazanımlarımızın bir altına düştüğümüz zaman biz bunu yoksulluk ve fakirlik olarak algılıyoruz. Hep üstüne çıkmamız lazım. Hep daha iyisi olması lazım. Şimdi siz Allah aşkına bütün bu kazanımlarıyla ilgili Türkiye'nin özellikle savunma sanayiyle ilgili gurur kaynağımız. Teknolojik yatırımlarımız, altyapımız, işte doğal gazımız geldi. Ee, şu anda inşallah kullanılmaya başlandı. Yüzlercesini sayabilirim. Şimdi siz bunları evet bu kazanımlarıma bir teşekkür edip ben bunu daha ileriye götüreceğim noktasındaki bir söyleminiz olmazsa ben dışarıdan 300 milyar dolar para getireceğim dersen o zaman biz şunu söyleriz size. Bir bu parayı kimden getireceksiniz? 300 milyar dolardan bahsediliyor. İki neye karşılık getireceksiniz? Üç bu paranın karşılığında Hangi diyet borcunu ödeyeceksiniz? Biliyorsunuz, borç alan yarın bugün emir alır. Ve biz özellikle 2016 tarihine kadar uygulanan bu IMF'ci politikaları da eleştirdik. Bakın ben size çok ilginç bir rakam söyleyeyim. Hani e, Millet İttifakı'nın bileşenlerinde biliyorsunuz Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu da var. Şimdi onlar konuşurken o bölümleri e, kesip kesip kopyalayıp başka bölümleri yapıştırıp devam ediyorlar. Bakınız bu dönemde düşük kur yüksek faiz politikasıyla Türkiye 600 milyar dolar ben rakam tek tek çıkarttığım için söylüyorum faize para ödedi. Tefecilere para ödedi. Ve 2018 yılında bundan dönüş yapıldı. Vazgeçildi. Türkiye modeli Berat diye ibadet ettiğimiz dönemi Evet atıyorum. yani dolayısıyla bir yanlıştan vazgeçildi, dönüldü. Bakın ondan sonraki sürece bakın. Yatırımlarımıza bakın, milli duruşumuza bakın ve Türkiye'nin düşmanlarına bakın. Amerika Birleşik Devletleri başta ölmek Sayın üzere. Sayın Başkanım, bunların hepsini soracağım da, ee, şu sorumun cevabını alayım önce. Ee, Listelere, AK Parti listesinden girip garanti seçilecek yerden girmeyip e, kendi logonuza girmek evet bir duruş ama risk almadınız mı genel Merkez? Öğretimine? Bakın biz şöyle söylüyorum, biz milletimize güveniyoruz, vatandaşımıza güveniyoruz. Ee, ...Muslim başkanı olan sevdalarına inanıyoruz ki bunlar samimi sevdalar ve biz de bugüne kadar dediler ki siz bizim hep ikinci partimiz oldunuz dediler. Bir tane oyumuz var dediler. Şimdi ben diyorum ki iki tane oyunuz var. Biri Cumhurbaşkanlığında... Bu etkili biri, oldu diyorsunuz bu tabii, kadar Tabii. Biri gazi mecliste yani biz bununla ilgili anketler de yaptırdık. Dolayısıyla milletimiz şunu diyor. Veririz dediler mi anketlerde? Bakın anketlerde şu çıkıyor. Çok net yani. Ben hani sen sizden, sen, sen beni tanıyorsun. Benim asla inanmadığım bir şey söylemem. Ee, söylediğim, yapacağım dediğim şeyi de Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla da yaparım. Anketlerde bizim yaptırdığımız anketlerde bugüne kadar Büyük Birlik Partisi'ne bir şekilde oy verenlerin sayısı yüzde dokuz Ve bunların yüzde ellisi biz tekrar oy veririz diyorlar. Sadece Büyük Birlik Partisi'ne oy verenlerden bahsediyorum. E şimdi yani ilaveler %4 var, bir potansiyel var diyorsunuz. Yüzde 5 bir oyumuz var. Bakınız ilavesi var bunun. E şimdi iki tane e, oy hakları var. Dolayısıyla birincisinde sayın cumhurbaşkanımıza veya istedikleri adaya versinler. Ama ikincisinde de eğer Alperenlerin mecliste olmalarını istiyorlarsa e, gerçekten hak ve hukukun savunucusu milletimizin Anadolu insanının sesi soluğu olmamızı e, bekliyorlarsa ki ben. Özellikle Anadolu'yu, bakın Büyük Birlik Partisi son bir yıl içerisinde e, Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere divan üyelerimiz, Sayın Genel Başkanımız yaklaşık 80'e yakın vilayeti ziyaret etti. 600-700'den fazla ilçeyi ziyaret etti. Bizler divan üyeleri iki defa Türkiye'yi dolaştık. Dolayısıyla vatandaşın içindeyiz, Anadolu insanının içindeyiz. Ne beklediğini biliyoruz. Onlar şunu söylüyorlar, diyorlar ki evet... Siz Cumhur İttifakına destek verdiniz. Milli ve yerli konularda destek verdiniz. Bizim ihtiyacımız olan konuları da dillendirdiniz. Bakın 3600 ek gösterge bunlardan bir tanesidir. EYT bunlardan en önemlileridir. Bunu saatlerce konuşuruz. Büyük Birlik Partisi'nin inanılmaz katkıları vardır. Esnafımız, çiftçimiz, dar gelirliğimiz, efendim asgari ücret, asgari ücretle ilgili açın e, şeyleri, meclis konuşmalarını. Büyük Birlik Partisi'nin inanılmaz etkisi vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Genel Başkanımız da Mustafa Destici ile yaptığı görüşmelerde bu anlamdaki bizim vatandaştan gelen tekliflerimizi ve isteklerimizi ilettiğimiz zaman da kabul görüyor. Biz bundan da mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partisi olarak milletin menfaatlerinin korunabileceği her alanda destek vermek üzere Gazi Meclis'te kendi adımız amblemimizle Olma noktasındaki irademizi ortaya koyduk. Dolayısıyla bu bizim açımızdan da bakın şu anlamda da önemli. Zaten ayrı bir tüzel kişiyiz. Ayrı bir siyasi partiyiz. İdeallerimiz, hedeflerimiz ve ülkelerimiz başka siyasi partilerle kesişebilir. Ama bizim davamız ve bizim idealimiz Anadolu insanının muktedir iktidarını gerçekleştirmek. Peki dil sürçmesi değilse demin bir şey dediniz. E, i̇ki oyu var. İşte Cumhurbaşkanlığında işte e, Cumhurbaşkanımıza ya da istediği başka bir adaya ama sonra bize dedin. Şunu bekliyor musunuz yani Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanında oy veren ya da Muharrem İnce'ye ya da Sinan Oğan'a e, bir kişinin e, milletvekilliğinde büyük birliğe verebileceğini düşünüyor musunuz? Öyle bir beklentiniz Bakın var mi? mı? Şunu çok net söylüyorum. Vatan hainleri ve bölücülerin dışında Büyük Birlik Partisi bütün kesimlerin, bütün kesimlerin ilgi ve sempati alanı içerisindedir. Bakın çok net söylüyorum. Oradan da haini. gelebilir diyorsunuz. Kesinlikle. Yani onlarcasıyla görüşüyoruz. Onlar, yüzlercesi, hep biz herkesle görüşüyoruz. Bakın biz herkesle görüşüyoruz. Tek görüşmediğimiz bizim vatan haini, bölücü ve devlet düşmanları, millet HDP. düşmanları. Evet açık, net yani. PKK'nın siyasi şubesi HDP. Tipi de alıyor musunuz bugün? Tipi de alıyoruz. Çünkü ittifak Tipi de, tipi de alıyoruz. DHKPC'de alıyoruz, TİLKOY'da alıyoruz, vatan haini kim varsa benim askerime, polisime, güvenlik güçlerime, jandarmama, kahraman Mehmetçiğime laf söyleyen herkesi karşımıza alıyoruz. Peki Ekrem Bey, e, giriş kısmındaki ana fikri gördük. Peki bu e, doğrularınızı anlatmak ve işte yıllardır işte siz bizim ikinci partimizsiniz ama veremeyiz diyenlere böyle bir uygun ortam var ittifak içinde işte baraja takılma derdi yok. Bunları nasıl planladınız anlatmayı Bursa'da i̇şte seçim için ne yapıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz büyük büyük partisi olarak bitirdiniz mi planlamaları ya da çalışmalar ne durumda? Şimdi şöyle söyleyeyim ben biz seçimle ilgili zaten bütün arkadaşlarım, bütün aday arkadaşlarımız seçim büroları başta olmak üzere işte alan çalışmalar yani alan çalışması dediğimiz nedir? Birincisi mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak, eve çalışmalarını devam ediyorlar. 20 tane arkadaşımız hı hı. ve ekipleri devam ediyorlar. Ee, seçim e, bürolarını açıyoruz. İletişim anlamında arkadaşlarımızla çevremizle iletişim kurma noktasında. İşte siz değerli medya mensuplarıyla e, sivil toplum örgütleriyle ve kanaat önderleriyle görüşüyoruz. Kendimizi buralarda anlatıyoruz. Bu çalışmalarımız tabii bizim sadece seçim döneminde değil uzun zamandır Tam devam onu söyleyecektim. ediyor. Mesela geçen yıl bir toplantıya çağırmıştınız bizi. Üye çalışması mesela, evet. o çalışmalar istediğiniz gibi gitti mi? Yani şöyle oldu, biz üye sayımızı yüzde 400 kadar arttırdık Büyük Birlik Partisi olarak. Ee, şu anda e, kurulmamış hiçbir teşkilatımız kalmadı Türkiye genelinde. Tamamını tamamladık. Ee, yani Hakkari'sinden Şırnağ'ına kadar, Edirne'sinden Akdeniz'le kadar Karadeniz'le kadar Türkiye'nin 81 vilayetinde teşkilatlarımız kurulmuş durumda. Bunları tamamladık. İnanılmaz bir üye kayıt kampanyası oldu. %400, %400, %400, %400 üye sayımızı arttırdık. Bunun dışında işte özellikle Türkiye'yi iki defa biliyorsunuz dolaşmak suretiyle milletimizin dertlerini yerinde dinlemek, çözüm üretmek. Bu noktada da biz özellikle bize gelen taleplerin tamamını bakınız tamamını bizler Genel Başkan yardımcıları, il teşkilatlarımız illerinde, ilçe teşkilatlarımız ilçelerinde, Genel Başkan yardımcısı olarak biz Genel merkezimizde bakanlar vasıtasıyla veya kamu yetkilileri vasıtasıyla onlara aktarmak suretiyle sayın genel başkanımızda, sayın cumhurbaşkanımız aktarmak suretiyle biz bize iletilen sorunların şu ana kadar yüzde doksanının çözümle kavuşmasını sağladık. Bu anlamda AK Parti'nin de ben açık olduğunu bu konuda bir onlarla bir sorun yaşamadığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü biz Yapıcı yol gösterici bir muhalefet anlayışıyla hareket ediyoruz. Yani biz şunu yapmıyoruz. Bir sorun mu var? Muhatabına iletiyoruz. Şimdi geçenlerde işte bundan yaklaşık 8-10 ay önce bir sorun mesela olmuş. Bizim ilçe başkanı başka bir yerlerde bunu dillendirmiş. Beni aradı. Yetkili dedi ya başkanım dedi. Bizi arasa zaten biz dedi haklısın Allah razı olsun. Zaten bir sorun çözmek için buradayız. Dolayısıyla bu noktada dedi böyle bir iletişim kurarsa biz arkadaşlar da uyardık. Dedik ki yani ama yapılmıyorsa da biz şunu yapıyoruz. Kanun teklifi veriyoruz. Basın toplantısı yapıyoruz. iletiyoruz Aktarıyoruz. İşte sizlere vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani neticede siyaset bir hizmet etme aracıysa bununla ilgili görevini e, yapmayanları, eksik yapanları ya da kusurlu yapanları da uyarmak bizim birinci görevimiz. Biz böyle bir yani yapıcı Bakınız bu sadece bugünün e, politikası değil Büyük Birlik Partisi. Musim Başkan döneminden beri böyleydi. İdeoloji Partisi sonuçta. Tabii dolayısıyla biz yapıcı yol gösterici bir anlayışla milletimize hizmet etmenin aracısı neyse, e, yolu yöntemi neyse bunun derdindeyiz. İşte tam da bu yüzden biz kendi adımız, amblemimiz ve kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Kolaycılık yapabilirdik. Yapmadınız. AK Parti listelerinden girerdik. Bakın en kolaycılığı bu. Ama biz biz her dönem zora talep olduk. Sizler çok iyi biliyorsunuz. Demir asa, demir çarık çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Bakın Peki sahaya neydi? çıktınız. Sahada da en çok koşturanlardansınız biliyorum. Bir umduğunuz gibi bir tepki görüyor musunuz ziyaretlerinizde? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? İki bu da genel başkan yönünüze dönük bir soru. Şimdi sahaya çıkıyorsunuz. Bu dönemde Cumhur İttifakının e, demin saydığınız artılarını ama e, en çok zorlandığı sizlerin de dolayısıyla vatandaş ifade etmekteki konular ne geliyor zor sorular e, Millet İttifakını eleştirel yönde ne geliyor vatandaştan e, ben tahminimi söyleyeyim herhalde ekonomi ve hayat pahalılığı çok zorluyordur. Evet, evet. Şimdi tabii önce şunu çok net söyleyeyim bir kere terör ve teröristle iş bildiği açık, kapalı, şeffaf üstü kapatılmış. Nasıl yaparsanız yapın, bunu gizleme şansınız yok. Bakın, çok net söylüyorum. Vatandaş bunun inanılmaz bilincinde. Millet ittifakına sesleniyor. En büyük tepki oradan mı geliyor diyorsunuz? Millet ittifakından. Tabii, asla vatandaş bunu affetmeyecek. Bakınız, tarihte de affetmemiştir. Siz vatan hainleriyle, bölücülerle, devlet düşmanlarıyla e, askerimize, polisimize, jandarmamıza, güvenlik güçlerimize e, her türlü hakareti yapanlarla yan yana gelirseniz, onlara taviz verirseniz, onlara terör örgütünü kınamadan, terör ve şiddeti lanetlemeden yanıma gelmeyin demezseniz bakınız, demezseniz biz siyasi partilere karşı değiliz. Tek bir kırmızı çizgimiz var. Terör ve şiddeti kınamazsa terör ve şiddeti teşvik ederse zaten bu bir siyasi parti olmuyor. Peki bu gecelerde vatandaş gelene göre tavır gösteriyor olabilir mi Ekrem Bey? Neden soruyorum? Ben mesela CHP İl Başkanı'na sordum bu soruyu. Sağda burada zorlanıyor musunuz dedim. Yüzde biri geçmez o tepkiyi gösterenler. Görmüyoruz dedi. Bakın ben e, tabii e, ben e, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın il başkanını da tanırım. Ancak şu var. Vatandaşımız bu konuda çok samimi, çok ihlaslı, çok bilinçli. Yani üstünü kapatabilirsiniz bazı şeylerin ama. Yani üst, o tepkinin yüzde bir olması mümkün, mümkün değil. Mümkün mümkün değil. Belki tepkisini fiziki olarak bizim insanımız çünkü Anadolu insanı nezaketlidir, ferasetlidir. Anadolu insanı işte kendine gelen misafiri elinin tersiyle etmez, kafasını dönmez düşmanı daha iyi olsa. Dolayısıyla onu bence yanlış algılıyor ama burada ciddi anlamda bir tepki var. Birincisi bunu atlamamaları lazım. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğer gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi büyük, bölgesinde güçlü, bütün gönül coğrafyamıza hitap eden, bütün mazlumların yüzünü çevirdiği büyük Türk milletinin Cumhurbaşkanı olma arzu isteğindeyse teröre ve şiddete bulaşmışlarla asla yan yana olmaması lazım. Onlara da bir mesaj vermesi lazım. Gerekirse elinin tersiyle onların oylarını itmesi lazım. Dolayısıyla ben inanıyorum ki e, terör ve şiddete bulaşmış bunu yöntem edinmişlerin sayısı Türkiye'de çok çok az. Bakın çok çok az. Emperyalistlere bir kere elini tersiyle etmesi lazım. Milli ve yerli politikalara destek vermesi lazım. Hele hele savunma sanayine ve ülkenimizin bu anlamdaki kazanımlarını sonuna kadar destekleyeceğini ifade etmesi lazım. Yapabilir mi? Yapamaz bakınız. Yapamaz. Yapamayacağı gözüküyor. Şimdi e, hayat pahalılığı ve özellikle geçim sıkıntısı dediğimiz. Çok serzeniş geliyor mu sağda? Kesinlikle geliyor. Kesinlikle geliyor. Bakınız baştan beri söylüyoruz. Asgari ücretle ilgili düzenlemeler, emeklilikle ilgili düzenlemeler işte e, diğer sosyal alanlarda verilen destekler, devletin desteklerinin arttırılması e, ve son dönemde e, yapılan Özellikle dar gelirli, e, ekonomik anlamda sıkıntısı olan vatandaşlarımızla ilgili düzenlemeler. Bunların yüzlercesini sayabiliriz. Esnafımız, çiftçimiz, dar gelirlimiz, vatandaşımız, sanayicimiz. Yani ama şunu çok net ifade ediyorum. Vatandaş şunu söylüyor. Evet diyor, biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Problemlerimiz var. Tabii ki e, dünya konca özellikle pandemi sonrası ve Rusya-Ukrayna Savaşı ve son 100 yılın belki son 500 yılın felaketi olan Allah depremde hayatını kaybedenlere yüce Rabbim'den ben rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Depremin ilk günü biz Büyük Birlik Partisi olarak oradaydık. Ben de Urfa'daydım. Urfa, Urfa'dan başladık ve şu anda Alperen Ocakları arama kurtarma ekiplerimizle ilk günden şu ana kadar Alperen Ocaklarımız oradalar. Ee, ve bütün Dinle iyi insanlar evet bütün iyi insanlar bütün güzel insanlar bütün devlet ve milletini seven insanlarımız Allah'a şükür oradalar devletimiz şu anda orada e, kamu kurumlarımız orada ve ben şunu görüyorum ki e, bizim büyük milletimiz Necip milletimiz bakınız bir Yunanistan kadar toprağın toprağın yerle yeksan olduğunu düşünün o kadar nüfusun bundan etkilendiğini düşünün e, ama Sıkıntılar var mı var? Problemler var mı var? Fakat millet şunu söylüyor bakınız. Şunu söylüyor. Çözerse gene diyor Cumhur İttifakı'nın bileşenleri bunu çözer diyor. Şimdi siz burada ben oradan para getireceğim. Buradan şunu yapacağım. Bunu yapacağım. E getirin. Yani şimdi ben soruyorum. her yani 300 milyar dolar değil de 20 milyar dolar getirin. Yani niye ille size oy ver rüşvet mi bekliyorsunuz? Yani tehdit mi ediyorsunuz? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Bayram paraları, değil mi? Bayram paraları 15 bin lira olsun diyor. Olsun. Mesela şöyle yapın, belediyeleriniz var, belediyedeki bütün çalışanlarınızı 15 bin lira verseydiniz. Mesela genel merkez, acaba Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisinin ve bileşenlerinin genel merkezindeki çalışanlarına, bakın sizin vasıtanızla ben birçok televizyon kanalında da söyledim bunu, çalışanlarına 15 er bin lira vermişler mi? Mesela Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerinden bahsediyorum. İş adamları var. 15'er bin lira versinler. Yani ellerini tutan mı var Allah aşkına? Öyle değil mi şimdi? Mesela bu Ramazan bayramında vermediler. Taahhüt etsinler. Kurban bayramında versinler. Yani şöyle mi oluyor? Oy verirseniz veririm. Oy vermezseniz hiçbir şey yok. Su daha iyi yok. Ekmek daha iyi yok. Şimdi bakın bu bir şantaja girer. İki üstü kapalı tehdide girer. Üç korkutmaya girer yani. E, Türk ceza ki, kanununa ki... göre dahi bu suçtur. Yani şu var ekonomik anlamda sıkıntılarımız var, ekonomik, problemlerimiz var. Bizim açısından da şöyle bir sıkıntı yok mu zaten? Ee, ben o iddiadayım bilmiyorum katılır mısınız? Ee, hatırlarsanız Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin e, 1100 e, şey 900 lira falan olduğu zamanda galiba. İşte 2000 lira olması yönünde bir taahhüdü vardı 2011 seçimleriydi galiba. E, Cumhurbaşkanı da e, 1500 lira yapmıştı asgari ücreti. Bakın o günden beri biz enflasyonun önüne alamıyoruz. Yani şimdi asgari ücret 5 oldu, yedi buçuk oldu, sekiz buçuk oldu. Ama bugün kiralar 9 on bin liraya geldi. Evet. Şimdi Cevat Bey tabii ekonomiyle ilgili biz sadece ekonomi... Yani vermek de işi çözmüyor. Tabii şöyle bakın ekonomiyi biz e, yani biraz da alanım olduğu için söylüyorum. Sadece e, işte pazardaki e, fiyat artışlarından, e, diğer fiyat artışlarından, efendim hayat pahalılığından, enflasyondan, büyümeden bunlarla sadece bunlarla değerlendirirsek e, hata yapmış olur. Ama vatandaşımız bunlarla değerlendirecek. Yani şimdi nasıl o değerlendirecek? Pazara gittiği zaman aldığıyla, aldığı parayla, maaşıyla geçimini sağlay sağlıyor mu, sağlayamıyor mu? Bu vatandaşımız buna bakacak. Ama ekonominin düzeltilmesi noktasında biz eğer üretiminiz artmazsa, yatırımınız artmazsa, ihracatınız artmazsa milli geliriniz artmazsa, bu adaletli bir şekilde paylaşılmazsa siz bunları konuşursunuz sadece. Hayat pahalılığı dedim. Enflasyon dediğimiz şey bakın. Enflasyon dediğimiz şey enflasyon canavarı diyorduk biliyorsunuz biz. Enflasyon dediğimiz şey e, fakirden alır zengine verir. Adaletsiz bir sistem. Ortadır, kaldı. Kapitalizmin ortaya koyduğu bir şeydir. Ve kapitalist sistemin bir ürünüdür. Faiz sisteminin bir ürünüdür. Ee, bizim kültürel değerlerimizin, inanç değerlerimizin, gönül coğrafyamızın paylaşım sisteminin bir ürünü değildir. Tamamen kapitalizmin ürünüdür ve kapitalizmde gücü olanın güçsüzü ezdiği bir sistemdir. Ama bizim Anadolu geleneğimiz, Anadolu irfanımız paylaşıma dayanır, yardımlaşmaya dayanır. Hazreti Peygamber komşusu açken tok gezen bizden değildir. Düsturu buna dayanır. Bakınız şimdi siz bunu atlarsanız, bu değerlerimizi bir kenara koyarsanız, Anadolu irfanını bir kenara koyarsanız sadece kapitalist anlayışla faiz, enflasyon, kazan kazan efendim adaletsiz gelir dağılımı, adaletsiz bölüşüm, ithalat ekonomisi Bunlarla konuşursanız işte şuradan para getireceğim, buradan para getireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani vaatler üzerinden işte onun verdiğinin beş katını da ben de veririm mantığıyla hareket ederseniz ekonomiyi düzeltemezseniz, Refah seviyesini arttıramazsınız, Ge geçici rahatlıklar üret yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz ama kalıcı hasarlar bırakırsınız. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz kurulduğumuz günden bu yana... Gerçeklerle yüzleşelim. Türkiye şu anda ilk 20 dünyanın ilk 20 ekonomisindedir. Potansiyeli olarak da dünyanın ilk 5 ekonomik ekonomisi içerisindedir. Bakın potansiyel olarak da. Şimdi siz her gün bürokrasinizi, iş adamınızı, çalışanınızı, efendim üreteninizi, gençlerinizi aşağılarsanız Efendim gençler Avrupa'ya gitmek istiyor. Gençler efendim ülkesini sevmiyor. Ülkesinde kalmak istemiyor deyip olumsuz propaganda yaparsınız. Peki ben soruyorum size. Tok fabrikasında çalışan gençler bizim gençlerimiz değil mi? Bakın siz şimdi buradan bir yayın yapıyorsunuz. Buradaki gençler bizim gençlerimiz değil mi? Bizim evlatlarımız bizim gençlerimiz değil mi? Yani şimdi biz bu gençleri ithal etmedik. Dolayısıyla bakınız siz bunlara alan oluşturmaya uğraşmazsanız sadece para politikaları üzerinden efendim IMF'ci politikalar üzerinden sanal refahları üretmeye bu politikaları millete dayatmaya kurtuluş reçetesi gibi ortaya koymaya çalışırsanız o zaman zaten bir şey yapamazsınız. İşte biz tam bunun tersini söylüyoruz. Diyoruz ki hayat pahalılığı var. Vatandaşımız sıkıntısı var ama bunu çözebil çözülmesinin e, çözebilecek tek irade de şu anda evet öncelikle Büyük Birlik Partisi'dir. Açık ve net söylüyorum. Çünkü biz baştan beri bu politikaları reddettik. Tam onu soracaktım siz getirdiğiniz lafı. Siz e, bugün itibariyle tam ittifak ortağı olabilirsiniz ama AK Parti'nin ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor sizin hedefleriniz? Siz o politikaları ne kadarına muhalifsiniz? Ne kadarını destekliyorsunuz? Biz 2018'e kadar olan politikaları zaten eleştiriyorduk. Yani IMF'ci politikaları. Sıcak para. Sıcak para. Başka bir şey yapma. Getir borçtan. Bak söyleyeyim 600 milyar dolar. Bakın terörün bize 40 yıldaki terörün maliyeti insan bakın bir canımız bizim bir hayat bizim için trilyonlar dolarlardan daha kıymetlidir. 50 binden fazla insanımız şehit verdik. Yaralılarımız yakılan, yıkılan, efendim bölgelerdeki e, inanılmaz işte şey edilen öğretmenlerimiz yakılan fabrikalarımız, yakılan makinelerimiz, e, bölgeye verdiği zarar. Bakın ekonomik anlamda da 2 trilyon dolardan bahsediyoruz. Şimdi terörün destekçileri, terörle işbirliği yapanlar Türkiye'nin gelişmesini isterler mi? Biz zaten 2018'e kadar olan modeli asla kabul etmedik. Ama üretim, istihdam yatırım dış ticaret fazlası vermek suretiyle Türkiye'nin dış ticaret açığının azalması refahın tabana yayılması şimdi bu politikayı nasıl reddedersiniz niye reddedersiniz şimdi diyorlar ki işte ya faizler şöyle olsaydı böyle olurdu vesaire 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 bakın gene para bölümüne gidiyor para kimde var finans kimde var karşılıksız para baksan Amerika Birleşik Devletleri'nde var öyle değil mi matbaasını çalıştırıyor benim Anadolu insanım geliyor, bir ay boyunca çalışıyor, emeğini veriyor, oradan alıyor üç, üç tane beş tane dolarını hasır altına, yastık altına koymaya çalışıyor. Şimdi parası daha başka... Parası olan ama eklenmiyor. şu anda bir şikayet diyor ki parası olan yine faizden vesaireden yatırım karşısında alıyor. Bakın parası olan meselesi değil. Önemli olan refahın, bakınız e, toplumun kahir eksiliyeti mutlu olmazsa, ...azınlığın mutluluğu da risktedir. Bakınız yani... ...şimdi... ...yani şöyle düşünelim... ...tek başınasınız... ...dünyanın en zenginisiniz... ...bir tane dostunuz yok. Şimdi ne olacak tek başına? Olsa de, yani neticede... ...toplumun refahının artması önemli olur. Yani şu andaki politikalar toplumun, uyumlu mu? Şu andaki politikalar uyumlu. Bu politika uyumlu. Yani... Var üretim, mı buna bir eleştiri ya da eksiklik gördüğünüz, Biz, Biz şöyle diyoruz. Biz mesela bürokrasiyle ilgili... Daha hızlı karar alınması gerektiğini söylüyoruz ve bunları ifade ediyoruz bürokrasiyle ilgili. Bürokrasideki iş adamlarımızın, sanayicimizin, esnafımızın önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. E, dolaylı vergilerin azaltılması gerektiğini söylüyoruz. Doğrudan vergilerin alınması gerektiğini söylüyoruz. Mesela ÖTV'nin, KDV'nin birçok yerde özellikle olmaması gerektiğini söylüyoruz. Bakın biz bunları söylüyoruz. Bunların bir kısmı yapılıyor. Ancak bu noktadaki... ...genel anlamdaki... ...düzenlemenin de... ...işte bizim de oralarda... E, ...etkin ve yetkin olma... E, ...olmamız sayesinde... ...olabileceğini ifade Baskı ediyoruz. Tabii istiyoruz. şimdi biz mesela... ...bak Sayın Bakanlarımıza yaptığımız görüşmelerde bunları söylüyoruz. Şimdi... ...bakınız şu anda fırsatçılar var mı? Var. Milletimizin... ...kanını emenler var mı? Var. 3 liralık şeyi 15 lira yapanlar mı? Var. Biz diyoruz ki bakın biz baştan da söyledik... ...hemen bu konular gündeme geldiği zaman... Öyle bir tedbir alacaksınız ki gerekirse bunun iş yerinde kapatacaksınız diyoruz. Biz yani Bundan daha ötesi var mı? Yani sen efendim malı stoklayacaksın ama burada öyle bir ince çizgi var ki işte devlet bu adaleti sağlayacak. Bunu söylüyoruz biz. Ama bunun üzerinde tepinmiyoruz. Çözüm önerisi getirmeden bunun üzerinde Biz Çözüm önerisini de söylüyoruz. Dolayısıyla bizim farkımız bu. Bu noktadan bakıldığı zaman ben 2023 seçimleri sonrasında bunların da bir düzene gireceğini, bu noktada da bir iradenin ortaya koyulacağını ama 2023 seçimlerinin e, gerçekten Türkiye açısından ve gönül coğrafyamız açısından Türk İslam dünyası bakın Türk devletleri teşkilatı açısından da çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu noktada da desteğimiz şu anda Cumhur İttifakı'nadır ama kendi adımız ve amblemimize seçimlere giriyoruz. Gazi Meclis'te de bütün vatandaşlarımızdan e, o istiyoruz. Ben de Bursa birinci bölge, birinci sıra milletvekili adayı olarak da bakın bütün Bursalılardan, bütün hemşerilerimden bir şekilde e, karşılaştığımız, bir şekilde dokunduğumuz, bir şekilde birlikte olduğumuz, göz göze geldiğimiz bütün kardeşlerimden güllü hilalli Büyük Birlik Partisi amblemine e, Gazi Meclisimizde o istiyorum ben de. Peki bütün bu anlattığınız gerekçeler, yaptığınız çalışmalar ve en son getirip bağladığınız yerde oyunu, oyu istiyorsunuz haklı olarak. E, hedef ne? Yani mesela Bursa'da e, işte ben diyorum ki iyi bir teveccüh olursa işte şey rahat çıkabilir diyorum hani birinci bölge ve ikinci bölgeden birer milletvekili. Sizin beklentiniz ne? Bir de genel başkanımız olduğunuz için meclise Türkiye genelinde kaç milletvekili hedefliyorsunuz? Şimdi bizim yaptığımız bütün... E ...simülasyonlar, çalışmalar... ...hedefler ve kamuoyu... ...en son bir e, anket de yaptırdık biz... ...kendi Büyük Birlik Partisi olarak... ...biz e, Allah'ın yardımı... ...milletimizin, Anadolu insanının... ...desteğiyle grup kuracak kadar... ...güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ...temsil edileceğimizi i̇şte düşünüyorum. Yüzde dört en son anket? Sanki öyle bir şey Şöyle var. yani Büyük Birlik Partisi'nin... ...kendi yaptırdığı anketlerde 5 bandına geliyor. Dörtte beş bandına 4 geliyor. E, ama bunun tabii ki iki oy verilmiş olmasının anlatılması yani iki oy çok önemli. Bakınız eskiden bir tercihi vardı. Çok kıymetliydi. Gene çok kıymetli. Ama şu anda birini e, Sayın Cumhurbaşkanımıza birini Büyük Birlik Partisi'ne verebilir. Çok rahatlıkla. Gönül rahatlığıyla verebilir. Dolayısıyla bu noktadaki ben sinerjinin daha e, yüksek olduğunu görüyorum. Ve biz Bursa'dan da her iki bölgeden de birden fazla milletvekili çıkartabileceğimizi tabii milletimizin, vatandaşımızın desteğiyle e, bu noktadaki çalışmalarımız. Bu noktada bütün arkadaşlarımız, bakın 10. sıradaki arkadaşımız e, çıkmayacağını biliyor. Şimdi buradan evet 10 tane, 20 tane milletvekili dersek değil mi? Yani bir de e, bizim ferasetli Anadolu insanının aklıyla da alay etmemek lazım. Ama biz şunu görüyoruz. Biz iki bölgeden de e, en az birer tane ama ikinin de olabileceğini e, görüyoruz. Ama vatandaşımız milletimiz teveccüh gösterirse şu anda yetki onlarda 10 on da olur 5 de olur 3 de olur. E, dolayısıyla ama biz Gazi Meclis'te inşallah Büyük Birlik Partisi'nin Bursa'dan temsil edileceğine gene milletimizin destekleriyle 2 ile 4 arası bir beklenti evet, var. Evet 2 ile 4 arası bir beklentimiz var. Meclis'teki o simülasyonlarda Türkiye genelinde kaç milletvekili Üç aşağı 5 yukarı hesabı. yani yaklaşık şöyle bir grup kuracak kadar bir milletvekili sayısı de... değişti bir 20 mi hala? 20 gene aynı 20 gene evet. Yani üzerinde bir milletvekili sayısı bekliyoruz. Orada da demek ki işte evet. 20 25 civarı bir şey. Evet. Tabii daha e, çok az bir süre var. Tabii 15. Bu dezavantaj oldu mu sizde de? Yani e, karar Mart'ta alındı ama açıklanmadı. İşte YSK açıkladı falan. Arkasından hemen işte depremin etkileri Sonra Ramazan ayı malum. Evet. Hani çok sıkışık bir dönem olmadı mı? Propaganda içinde yetersiz gelmiyor mu size? De? Ya tabii şu oldu. Biz ilk defa e, kurulduğumuz günden bu yana ilk defa ciddi olarak bakın ciddi olarak söylüyorum. Tabii ki her dönemde biz biliyorsunuz devletten destek almayan bir siyasi partiyiz. Hazine yardımı almıyoruz. Hazine yardımı almıyoruz. Kendi 30 yıldır kendi imkanlarımızla siyaset yapıyoruz. Bir kere şehidimiz döneminde devletten bize bir hazine yardımı gelmişti. Onu da bakınız yani biz biz şimdi söylüyoruz ya bu rakam çok yüksek. verilmemiş dört buçuk milyar TL. Beş siyasi partiye verildi. Bir tanesi de terörün partisine verildi. Baştan beri söylüyoruz. Çok yüksek. O rakamları yani. hazır geri gelmişken alalım mı? Yani şöyle dört buçuk milyar TL verildi. E, beş tane siyasi partiye. Grubu e, bulunan. Grubu bulunan. Beş partiye verildi. O. Ama anayasanın 68. maddesine göre kanun da aykırı. Anayasaya aykırı. Çünkü orada diyor ki siyasi partilere hakça ve yeteri miktarda yardım yapılır diyor. Biz şunu söyledik. Dedi ki bir hakça değil çünkü seçime giriyorsa vereceksiniz. Kim belirledi rakamı? Nasıl belirleniyor bu rakam? Rakam şöyle. E, Türkiye bütçesinin e, beş binde ikisi oranında belirleniyor. Yani e, genel seçimlerde bunun üç katı, yerel seçimlerde iki katı veriliyor. Yani şimdi gelecek senede bu, bunlar bu parayı alacaklar. Biz dedik ki bu bununla ilgili kanun teklifi verdik dedik ki kaldırılsın ya da bu rakam mesela 450 milyon yetmiyor mu? 450 milyon olsun. 45 milyon yetmiyor mu? 45 milyon olsun. Dolayısıyla bu rakam düşürülsün dedik. Bu rakamı da deprem oldu, deprem bölgesine verin dedik. Terörün partisine de asla verilmemesi gerektiğini söyledik. Çağrılarımıza Anayasa Mahkemesi uydu. 8'e 7 530 milyon lira alıyor çünkü terörün partisi, teröristlerin partisi. Onu durdurdu. Fakat daha sonra ne olduysa yine sekize 7 ile bu yardımı verilmesini paranın verilmesini e, sağladı. Şimdi HDP de seçime girmeye ne oldu o para? O aradaki birkaç ayda ne değişti? Yani Biz, aynı soruyoruz. Mahkeme, aynı Biz soruyoruz. Biz soruyoruz. Emekli olan bir tabi üye yani falan oldu hiçbir mu? Şey olmadı. Hiçbir aynı şey olmadı. Hakimler. Biz soruyoruz yani iki senedir kapatma davası olan iki senedir devam eden Anayasanın 68. maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa ...bütün kanunları... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına... ...kanunlarına göre... ...kapatılması gereken... ...bakın tekrar söylüyorum... ...kapatılması gerekçesi şu... ...hiçbir siyasi oluşum... ...terör ve şiddetle... ...arasına mesafe koymadan... ...faaliyet gösteremez... ...onu destekleyemez... ...dünyanın hiçbir yerinde... ...Batasuna-Here-Batasuna Batasuna kararları ortada... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ortada... ...iki yıldır mahkeme devam ediyor... Anayasa Mahkemesi kanuna göre, anayasaya göre, hukuka göre, cari hukuka göre bu partinin kapatılması lazım. Adamlar yenisine e, Yenisini kuruyor. De oradan giriyor Tabii kur, o zaman. Yani terörle işbirliği içindeyse. Aslında yasa olarak engel var Ekrem Bey. Devamı yani olan bakın, partiler de kapatılır diyor. Bakın şöyle. Selahattin Demirtaş duyurdu zaten Yeşil Sol Parti. Bakın zaten sorun bu bakın. Sorun şu. Tam da bu. Yani siz niye Türkiye Partisi olmuyorsunuz? Niye Anadolu insanının sesi olmuyorsunuz. Biz soruyoruz Sayın Kılıçdaroğlu'na. HDP'yi ziyaret etti. Sayın Akşener de masadan ayrılmıştı. Döndü dedi ki masaya getiremez, ziyaret edebilir dedi Sayın Akşener. Biliyorsunuz Sayın Akşener HDP eşittir PKK diyordu. Doğru. Biz de diyoruz PKK eşittir HDP diyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu gitti, görüştü. Çıktı Kürt sorunu var dedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum ben buradan. Kürt sorunu 2.3 üst üste. Ne diyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz? Yani terör hükümlüsü Demirtaş'ın dediği gibi statü sorunu olarak mı görüyorsunuz? Yoksa yani bir sorun var, hep beraber çözelim. Bakın Türkiye'de terör sorunu var, Türk-Kürt sorunu yok. Türkiye'de e, yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki emelleri var. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalistlerin emelleri var. Türkiye'deki sorun bu. Yoksa bizim Allah aşkına yani bin yıldır bu topraklarda birlikte olduğumuz ve her aileden benim ailemde de var. Ya yani bir sorunumuz yok ki bunlarla. Bu nasıl bir sorunumuz olabilir? Ama, açılım sürecinden sonra kürt sorunun bahanesi de kalmadı Yani galiba. şimdi Allah aşkına, yani böyle bir ama sen statü sorunu olarak görüyorsan, yani özellikten bahsediyorsan, dilden bahsediyorsan, yani ne diyoruz biz? Gazprialın dediği gibi dilde fikirde işte birlik yapalım diyoruz. Yani biz e, anasından Doğduğu dili kimse konuşmasın zaten kimse demiyor ki. Ama, Ama bölücülük, vatan hainliği, Efendim terörle bu işleri e, kotarmaya çalışırsam buna hiç kimse müsaade etmez. Kusura bakma. Sayın Kılıçdaroğlu da çıkıp kürt sorunu eşittir iki nokta üst üste bunun ne olduğunu bu millete izah etmesi lazım. Yoksa e, ben şunu çok net söylüyorum. Eğer bunu izah etmezse bu Anadolu insanı asla bakınız asla... Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi şerefli bir devletin, şerefli bir milletin başına e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu getirmez. Getirmez. Teröre mesafe koyacaksınız. Terörle ilgisi olanlara elinizin tersiyle edeceksiniz. Devletimizin birliği, ülkemizin birliği, Anadolu insanın birliği noktasında sözle değil, eylemle eylemle ortaya koyacaksınız. Eyleminizi ortaya koyacaksınız. İşte bu açıdan bakıldığı zaman biz Büyük Birlik Partisi olarak çok netiz. E, tavrımız net, duruşumuz net. Ve biz şu anda Cumhuriyet İttifakı'nın da e, AK Parti'nin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu iradede olduğunu görüyoruz ve bu noktada destekliyoruz. E, daha önceki süreçlerde desteklememiştik biliyorsunuz. Evet. Bu süreci e, destekliyoruz biz. Mecliste güçlü olursanız herhalde baskı gücünüz de artacaktır AK Parti'ye karşı. Yani Anlaşan baskıdan ziyade ortada. biz biz şunu yani yaptırım olarak yani tabii daha ki biz, biz Anadolu insanının sesi, soluğu olma iradesini ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu noktada üzerimize düşen ne varsa Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle de yapmaya hazırız. Ekrem Bey ben çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herhalde her şeyi konuştuk. Var evet. mı aklınızda kalan e, şunu da söylesiniz iyi olur diyeceğiniz bir şey? Yani biz tabii biliyorsunuz konuşuruz yani şey tabii yaparız. Ki, bize tabii. E, sabırla dinleyenlere de ben saygılarımı sunuyorum. İnşallah 14 Mayıs tarihinin Bursa'mıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza, Türk İslam alemine, bütün güzel insanlara e, güzellikler getirmesini ben yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İlk turda hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de Gazi Meclis seçimlerinde de e, Cumhur İttifakı'nın ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Cumhurbaşkanlığı'nda da... ...ben ilk turda inşallah... ...geçeceğine inancım... ...tamdır... E, ...milletimizin desteğiyle. Ben, Araştırmalarda görüyor musunuz bunu? Görüyoruz, ilk de, turda evet, görüyoruz. İlk turda biteceğini görüyoruz. 51-52 gibi mi? Yani biraz daha yüksek görüyoruz. Ama e, Büyük Birlik Partisi'ni de... E, ...özellikle Bursa'da ve... ...tüm Türkiye'de... E, ...Hilalli Güllü amblemiyle... Musim Başkan'ın emanetini de... E, ...mecliste taşırlarsa... Allah'ın izniyle Alperen'den orada bu millet adına, memleket adına neler yapabileceklerini de hep beraber göreceklerdir inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda teşekkür kolaylıklar diliyorum. Seçim 2023'ten bugünlük de bu kadar. Bir sonraki programla ve bir sonraki konukla görüşünceye dek hoşçakalın.